Hepinize merhabalar millet. Birmen bir ve bir transfer haberleri ve oyun kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili Fenerbahçeli arkadaşlarım Bugün sizlere Fenerbahçe ile ilgili kaldığımız haberleri bugün de devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Fenerbahçemizin bugün Fatih Karagümrük Spor'la bir maçı var. Bunun hakkında konuşacağız. Sürpriz bir e, gelişme var. Bunu sizlere sunacağım. E, videomuza başlamadan önce her beğeni bugün Karagümrük'e bir gol olsun diyelim. E, bin beğeni almaya çalışalım. Bin beğeni gelirse Fenerbahçe 5 tane atsın Karagümrük'e diyelim. Ve videomuza başlayalım fazla uzatmadan arkadaşlarım. Ekranlarınızda gördüğünüz Fenerbahçemizin Arsenal'dan e, transferi. Mesut Özil, ilk kez Fenerbahçe'de bugün ilk 11'de başlayacağı yönünde haberler var. Bu haberi aldık. E, bazı spor kanallarına göre Fenerbahçe o mevkide başka bir oyuncuyu Kullanabileceği yönünde haberler var. Ben aslına bakarsanız Pelkas'ın geniş kadro içerisinde yer almasını bekliyordum ama e, tercih edilmeyecek gibi gözüküyor, riske edilmeyecek gibi gözüküyor. E, diğer oyuncuların o mevkide performansının yeterli olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma ve şu anda en doğru tercihin kesinlikle Mesut Özil olacağını. E, duydum böyle bir şey olabilir. Benim tercihim de zaten %100 Mesut Özil'dir. Kale'de yine 6 ay olacak. Harun'un son yaptığı Başakşehir maçındaki hatalardan dolayı yine 6 ay kaleyi koruyacak. E, Mamedyam ilk yarının e, sonunda direkt oyundan çıkarılmıştı bu maçta. O da e, yeniden ilk 11'de olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçemizde eğer sürpriz bir Sinan Gümüş tercihi gelmezse Fenerbahçe'de Mamet Yam ilk 11'de oynayacak. Eğer Sinan Gümüş kanatta tercih edilirse Samatta'nın yerine Fenerbahçe'mizin forvetteki tercihi kesinlikle Mamet Yam olmalıdır. Gerek gösterdiği performans gerek attığı goller yaptığı asistlerle kesinlikle Fenerbahçe'nin ilk 11'indeki değişilmez ismi olmalıdır ki oyuncunun her oynamadığı haftada 90 dakika oynamadığı maçlarda Fenerbahçe maalesef 3 puan alamıyor renktaşlarım. E, bunlar da son iki. İki maçımızda e, gördük. Bu iki maçımızda da Fenerbahçemiz maalesef istediğimiz puanları alamadı. İstediğimiz e, maçları kazanamadık. E, bence Mamedyam 90 dakika oynayabilen ve oynadığı zaman e, bence Samatta'dan daha çok verim verebilen bir futbolcu. Samatta'ya e, evet güveniyoruz, evet oynamasını istiyoruz. Ama şu anda bence o kapasiteye bir türlü ulaşamadığını düşünüyorum. E, umarım ki bir an önce... Eğer oynarsa performansını ortaya koyması gerektiği maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum ki Karagümrük iyi defans yapabilen bir takım. Ama uzaktan da kaleyi yoklayabilecek iyi oyunculara sahipler. İleri üçlüsü gayet iyi bir üçlü. Ee, sağ kanatta hızlı oyuncuları var. Sol kanatta Borini gibi mükemmel kariyere sahip, mükemmel bir yeteneğe sahipler. Forvet'te de Fenerbahçemizin e, iyi bir potansiyeli olarak düşünülerek transfer ettiği ve benim kasten çok beğendiğim Kemal Adem'i var. E, yani biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yolladığı oyuncular genellikle Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterirler. o yüzden Altay'a da ayrıca başarı dilemek istiyorum bu maçta. Kendisine gerçekten iyi iş düşecek bu maçta diye düşünüyorum. Sadece aldığını uzaklaştırması gerekiyor. Fazla defansta top yapmamamız gereken bir maç. Çünkü hatayı affetmeyecek bir takıma karşı kesinlikle Fenerbahçemiz oynayacak. Orta sahası çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Top ayağında tutmayı seven bir takım ama Fenerbahçe'nin ilerideki presiyle hata yapabilecek defansını Kara Fenerbahçe'miz zora sokabilir. E, atacak olan paslarla özellikle ileri bölgede son pasları yapabilecek en iyi şekilde oyuncu Fenerbahçe'de Mesut Özil'dir. E, kesinlikle ve kesinlikle ben Mesut'un ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, eğer oynarsa bence iyi katkı sağlayacaktır. Eğer ilk 11 oynamayacak seviyede ise şu anda öyle düşünüyor. Ben kasten öyle düşünmüyorum. İkinci yarıda oyuna girip e, Türkiye Kupası'nda kendisi 120 dakika forma giydi. E, ve Fenerbahçe'de iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum oyuncunun. Eğer oynamazsa eğer 45 dakikalık bir performans göreceksek. Onun yerine bence Jose Solsay forvet arkasına bakın e, görmek isterim. Ama e, bir ihtimalle Gustavo'nun yokluğunda yine Gustavo yokken e, Sosa ve e, Ozan Tufan ikilisini e, orta sahada yan yana göreceğiz gibi gözüküyor zaten. O yüzden forvet arkasında ya Mert Hakan Yandaş ya da Mesut Özil forma giyecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım e, nasıl bir ilk 11 tercih edecek. Her maç zaten Fenerbahçe'mizde maalesef e, Erol Bulut Hoca e, 1-2 e, değişikliğe gidiyor saha içerisinde dizilişte ve oyuncularda e, bu maçta nasıl bir değişiklik göreceğiz. Görelim ya keşke böyle bir Forret oyuncumuz net e, ola oynayabilecek net takıma katkı verebilecek bir transfer yapılsaydı Forret mevkisine İrfan Can yerine ki o da yakın zamanda takıma katılacak. Mesela bu Penze'yi ben gerçekten bakın çoğu videomda da yer veriyorum. E, gerçekten görmek isterdim. Sanki şu andaki kart Oda'ki tek eksiklik bir Forret oyuncusu diye düşünüyorum. Umarım ki Fenerbahçemiz e, en iyi transferleri de yazın yapmaya devam edecektir. Geçen e, biliyorsunuz transfer döneminde yine iyi işler yapan bir Fenerbahçe vardı. E, gelecek transfer döneminde de Fenerbahçemizin bir Veyahut da iki forvet transferi yapıp e, stoperi belki bir adım daha güçlendirebileceği yönünde haberler var. E, onun dışında bir de orta saha transferi yaparak e, Fenerbahçemiz e, transferi tamamlayacaktır. Gelecek sezon böyle bir 19 transfer falan beklemiyorum ben kasten e, Fenerbahçe'de. Birkaç oyuncu gider, birkaç oyuncu gelir. Her zaman olabilecek şeyler futbol içerisinde bunlar. Ee, bakalım. Ben asıl Mesut Özil zaten gelecek sezon göreceğimizi düşünüyorum. Ve Mesut Özil'e e, yakın bir kadro kuracaktır Fenerbahçe. Hem onun oynadığı futbola uyacak hem de e, Gustavo ile iyi anlaşabilecek bir e, orta saha düzeni kurulacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle Ozan Tufan e, satılacaktır. Oraya daha farklı bir isim getirilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında o sayı e, bence geldiğinden itibaren çok iyi performans gösteriyor. Takıma yavaş yavaş alışmaya başlayan bir oyuncu. E, kendisi uzun yıllar Fenerbahçe forması giyecektir diye düşünüyorum. Aynı şekilde Atilla Sazay'ı da aynı şekilde Fenerbahçe uzun yıllar hizmet verebilecek potansiyelde bir oyuncu. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye çok iyi bir şekilde para kazandırabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben. Geldi formayı kaptı, kimseye de vermek gibi bir niyeti yok başarılı stoperin e, kendisi Gelecek sezon takımda mı kalır satılır mı? Onunla ilgili fazla bir şey söyleyemem. Ee, sonuçta da e, dünya futbolunun takip ettiği bir isim ve Fenerbahçe gibi büyük bir takımda Süper Lig gibi şu anda dünyanın tekrardan duyduğu e, önem gösterdiği liglerden bir tanesi önemli liglerden bir tanesi olan e, Süper Lig'de. Fenerbahçe'de 21 yaşında net bir şekilde ilk 11'de oynaması gayet tabii ki de herkesin ilgisini çekiyor. İleriki dönemlerde hem Fenerbahçe'de hem milli takımında göstereceği performansa Fenerbahçe'ye çok iyi bir bon servis kazandırabilir. Aynı zamanda Fenerbahçe'miz için eğer satılması da çok iyi bir stoper katkosunda bulundurarak uzun yıllar görevini başarıyla yapabilir. Ee, tabii ki de aynı şeyi Ozan Tufan için de söyleyebiliriz kendisi e, aynı şekilde Fenerbahçe'ye genç bir yaşta geldi Fenerbahçe'de çok iyi işler yaptı yapmaya da devam ediyor çok iyi bir futbolcu. Çok fazla sakatlanmayan çok yetenekli oyunculardan bir tanesi Ozan Tufan ee, şu anda yanılmıyorsam 25 yaşında yani rahat e, çok uzun seneler daha Fenerbahçe forması giyebilir. Kaptanlığını yaptığı takımda şu anda zaten bu yaşta ee, ama ben aynı şekilde sazda iyi düşündüğüm gibi Ozan Tufan da bence Fenerbahçe'ye e, çok iyi bonservisler kazandırarak gidecek ilerleyen yıllarda daha uygun fiyatlara geri dönecektir diye düşünüyorum. Yani ligimizde bunu çok görüyoruz. Ligimizde çok iyi fiyatlara satılıp sonra uygun fiyatlara kiralık olarak geri gelip veyahut da e, bon servisi daha uygun bir fiyata veyahut da sözleşmesi bitmiş bir şekilde oyuncuları geri getirmeyi seven bir ülkeyiz. E, bu güzel bir şey aslında. Oyuncumuza her zaman sahip çıkıyoruz. E, böyle de olmalıdır diye düşünüyorum. Ee, tabii ki de gönül ister ki şu andaki en iyi oyuncularınızla en iyi şekilde şampiyonluklar kazanmak. Bunu yapabilmek için her zaman daha iyisine e, uğraşmanız gerekiyor. Daha iyisini yapmanız gerekiyor. Umarım Fenerbahçe bunu başaracaktır. Luis Gustavo'suyla ile Fenerbahçe, Mesut Özil'iyle ile, Sazay'sı güzel kadrosuyla elinden gelenin fazlasını yapılacak bir kapasiteye sahiptir Fenerbahçe. Karagümrük maçında da Fenerbahçemiz e, bence en iyi futbolu oynayarak bu maçı da kazanacaktır diye ben kasten kendi adıma düşünüyorum. Maçla ilgili yorumlarınızı mutlaka bizlerin yorum kısımlarında yazmayı unutmayınız. Bizlere Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz aynı şekilde. E, TikTok'ta da varız. Orada da bizleri takip edip destek olabilirsiniz arkadaşlarım. Refimiz orada da en az 10.000 takipçiye ulaşmak. E, bizlere sorularınızı Instagram'a Twitter'dan ulaşabilirsiniz adımız e, aynı buradaki gibi YouTube'daki gibi bir men bir ve oralardan da bizlere takip isteği atabilirsiniz ya da takip edebilirsiniz direkt profilimiz açık diyebiliyorum. E, onun dışında beni izlediğiniz için e, hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili Fenerbahçe'li renktaşlarım. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olup videoyu beğeni attıktan sonra yorum yapmayı yorum yaptıktan sonra mutlaka zil tuşuna basmayı unutmayınız sevgili renktaşlarım. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere diyelim. Evet evet millet ben bir ben bir ve transfer haberleri boyun kanalı ve spor kanalı Atmini Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe haberlerimizi kaldığımız yerden devam ettik. Dediğimiz gibi eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup videoya beğeni atmayı unutmayınız. Eğer atam olduysa gerçekten çok ama çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu günler.